Şimdi arkadaşlar bu soruda da şöyle bir işlem yapalım. Yukarıdaki ifadeyi x ile çarpıyoruz. Çarptığın zaman x kare eksi 4 diye eşittir. Eksi 7 yapacaktır. Aşağıda da aynen yazdım. Y kare artı 2 x artı 2 olarak. Ben bu ifadeleri taraf tarafa toplarsam. x kare artı 2 x. Y kare eksi 4 y. Şu karşı tarafta eksi 5 olacak. Onu bu tarafa attım. Artı 5 olarak geçtim. Şimdi şu ifade x artı 1'in kare açılımından meydana gelir. Burası da y eksi 2'nin kare açılımından meydana gelir. O zaman ben şu 5'i 1'e 4 diye parçalıyorum. Bu 1'i götürüyorum x'in olduğu yere. 4'ü de götürüyorum y'nin olduğu yere şu şekilde yazıyorum. Bu ifade x artı 1'in kare açılımıdır. Bu ifademiz de y eksi 2'nin kare açılımıdır. İki sayının karelerinin toplamının 0 olabilmesi için x buradan ikisinin de 0 olması lazım. O zaman x buradan x 1, Y de buradan 2 gelecektir arkadaşlar. Şimdi şurada X gördüğümüz yere X 1 yazıyorum. Y gördüğüm yere de 2 yazıyorum. Şurası X2 gelir. Burası da 6 gelir. Mutlak değişim eksi 8. O da dışarı 8 olarak çıkacaktır.